sevgili izleyiciler. Kanal 3 ekranlarında Yüksek Nabız programından hepinize iyi akşamlar. Bu akşamki konuğumuz Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar Milletvekili, ikinci sıra adayı, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın. Hoş geldiniz Fatih Bey. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum. Evet, genç milletvekili adaylarımızı, genç adaylarımızı gördükçe bizler de seçmen olarak ülkenin siyasi gündeminde yeni taze kanlardan mutluluk duyuyoruz. Tabii ki demokratik bir ülkede yaşıyoruz. Hizmet insanı olarak da sizleri izleyicilerimizle de tanıştırmak istiyoruz. Afyonkarahisar'a yabancı bir isim değilsiniz belki ama Afyonkarahisarlar sizi biraz daha yakından tanısın isteriz. Evet. Öncelikle teşekkür ederim bize bu imkanı verdiğiniz için. Seyircilerimize de iyi akşamlar diliyorum, saygılarımı sunuyorum. Ben Fatih Aydın, 1983 Kayseri doğumluyum. İlkokul, ortaokul, İmam Hatip Lisesi yine Kayseri. Erciyes Üniversitesi Beden Eğitimi Öğretmenliğinde mezunum. Yine aynı üniversitede ilahiyat eğitimi aldım. Sonrasında 3 yıl öğretmenliğim oldu. Akabinde akademik çalışmalarıma, yüksek lisansıma alan değiştirerek devam ettim ve uluslararası ilişkilerde Çin özelinde alternatif finansal düzenler üzerinde bir çalışma yaptım ve master'ımı onun üzerinde tamamlamış oldum. Siyasi hayatı da aslında sivil toplum kuruluşlarında ortaokuldan itibaren lisede, üniversitede, 2 yıl üniversite başkanlığı, bölge başkanlığı, genel merkezde yöneticilik yaptım. 2011 yılından itibaren de aktif siyasetin içerisine girmiş oldum ve Saadet Partisi Gençlik Kolları genel başkanlık görevinde bulundum 5 yıl. 2016'ya kadar. Hı hı. 2016 yılından itibaren Temel Bey'le birlikte çalışmaya başladık ve 6 yıldır da 7 yıldır da Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yapıyorum. Partimizde politika kurullarından sorumluyum. Gölge kabine olarak nitelendirdiğimiz 22 tane kurulumuz var. Onların sorumluluğunu biz yürütüyoruz. Şu son süreçte de STK ve halkla ilişkilerden sorumluyum. Bugün Afyonluyum. Afyonkarahisar milletvekili adayı olarak bugün hizmet ediyorum. İnşallah 14 Mayıs'tan sonra da vekil olarak hizmet etmeye devam edeceğim. Afyon'u nasıl buldunuz? Afyonlu seçmenleri nasıl buldunuz? Evet, aslında biz bu ittifaklarımızı yaptıktan sonra listeler konuşulmaya başladı. Tabii ki bizim listelerde vermiş olduğumuz isimler sınırlı olunca genel merkezimizde genel başkan yardımcılarımızı doğal olarak hem yönetim hem meclise taşıma tercihinde bulundu. Bu çerçevede Afyon'a ilişkin yer açılınca genel başkanımız da Afyon deyince aklına hemen ben gelmiş oldum. Çünkü 2011'den beri Afyon'la yakinen ilgileniyorum. Çok sık gelip gidiyorum. Afyon'u aslında biliyorum. Ancak siyasi bir çalışma olarak, atmosfer olarak sahayı inanılmaz müsait gördüm. Hı hı. Normalde AK Parti'nin kurulduğu bir şehir ve 21 yıldır, 22 yıldır da AK Parti en büyük desteği veren illerin başına geliyor. Hı hı. Hem genel seçimlerde hem yerel seçimlerde %50, %60, en son Sayın Erdoğan'a %64 oranında destek vermiş olan bir şehir. Ancak buna rağmen gelinen nokta itibariyle Afyon'da büyük bir değişim havası görüyorum. 14 Mayıs'ta Türkiye'de en büyük sürprizi inşallah Afyon yapacaktır diye de düşünüyorum. Hayırlısı olsun diyoruz. Biz İnşallah. De size başarılar diliyoruz tabii bu vesileyle. Evet Fatih Bey, siyasetin içerisinde olan Saadet Partisi'ne çok uzun dönemdir belli bünyelerinde görev almış, yetkili evet. pozisyonlarda yer almış bir isimsiniz. Bu bağlamda baktığımızda ittifak sürecini değerlendirmenizi istiyorum. Evet. İttifak süreciyle ilgili pek çok spekülasyon yaşandı. Biliyorsunuz ki bir süre öncesinde masanın dağılması noktasında da yorumlar yapıldı ama bugün birlikte devam ediyorsunuz. İttifak sürecini değerlendirdiğinizde neler söylersiniz? Selcan Hanım, aslında şöyle ifade edebilirim. Biz 14 Mayıs'ta bir seçime gitmiyoruz. Türkiye 14 Mayıs'ta bir referanduma gidiyor. Örtülü referandum. Neyi kastediyorum? 2017 yılında Türkiye'ye bütün kurumlarımızı zayıflatan, aslında Türkiye'mizi zayıflatan, kurumları, kuralları hiçe sayan, her şeyi bir kişinin insafına, inisiyatifine terk eden bir sisteme maruz kaldı Türkiye. Ben şahıslardan bağımsız olarak bunu söylüyorum. Yani Erdoğan'ı çok sevenler veya Erdoğan'a çok düşman olanların duyguları üzerinden bir değerlendirme yapmıyorum. Ben Türkiye'mizin faydası açısından değerlendirdiğim zaman bu sistemin Türkiye'mize fayda vermeyeceğine inanıyorum. Hı hı. Çünkü bunun en somut örneğini biz aslında Maraş merkezli ve 11 şehrimizi tabiri caizse yıkan bu en sonki depremde gördük.
Hani o bölgeyi gezdiğimiz zaman ki ben de genel merkezde deprem koordinasyon merkezinin sorumlusuydum. Yakinen bölgeyi takip ettim. Bölgeye gittiğimiz zaman bazı binaların çok hızlı çöktüğünü gördük. Neden? Çünkü esnaf daha geniş yer elde edebilmek adına sütunları kesmiş. Yani o koca bina birkaç sütunun altında kalmış. Hı hı. Hafif bir sarsıntı olunca ne oldu? Bina hızlıca çöktü. Şimdi Türkiye'mizi ayakta tutan kurumlarımız vardı bizim. Sütunlarımız vardı. 2017 yılında bu sütunlar kesildi. Alan açılması için. Yani mevcut iktidarın ve Erdoğan'ın alanını genişletmek adına ister iyi niyetli isterse kötü niyetli fark etmeksizin söylüyorum. Ancak sütunlarımız kesildi ve bütün yetkiler bir kişiye bağlandı. Tam da buna bir itiraz olarak Millet İttifakı kuruldu. Onun için bu ittifak bir makam, bir mevki, bir menfaat elde etmek için oluşturulmuş bir ittifak değildir. Bu sisteme bir karşıtlık olarak oluşturulmuş bir ittifaktır. Dolayısıyla Türkiye'mizin normalleşmesi için, kurumlarımızın tekrardan güçlenmesi için, Türkiye'nin kurallarla yönetilebilmesi için, Türkiye'nin bir hukuk devleti olabilmesi için, herkesin kendi kimliğiyle, dünya görüşüyle, yaşam tarzıyla insanca yaşayabilmesi için Türkiye'mizde bir sistem değişikliğine ihtiyaç var. Biz buna güçlendirilmiş parlamenter sistem diyoruz. İşte bundan dolayı Millet İttifakı kuruldu 2018 yılında. Bugün ona iki parti daha eklenmiş oldu. Ve biz bu sistemi değiştirebilmek için de en nihayetinde dedik ki bu bir örtülü referandumsa o zaman biz ortak bir irade ortaya koyalım ve Cumhurbaşkanımız ortak olsun. Bundan dolayı Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ortak adayımız olarak belirledik ve inşallah 14 Mayıs akşamında, 15 Mayıs sabahında Türkiye'mizin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır. Ona inanıyoruz. Ama bu yeterli değil, gerekli ama yeterli değil. Bunun yeter şartı ise meclis. Yani eğer biz bir sistemi değiştireceksek o zaman ya 400 vekile ya da 360 vekile ulaşmamız gerekiyor mecliste. Ama hiç yoktan kanun yapma gücü bakımından da 300+1 vekile ulaşmamız gerekiyor. Bu da ancak ortak listeli olabilirdi. Bundan dolayı da Saadet Partisi, Deva, Gelecek ve Demokrat Parti olarak biz Cumhuriyet Halk Partisi'nin listelerinden seçime girmiş olduk. Ve inşallah 14 Mayıs'ta da meclis çoğunluğunu alacağız. Bundan dolayı ez cümle bu ittifaklar süreci Türkiye'mizin menfaati için oluşturulmuş bir ittifaktır. Ve bu ittifakın sahibi de millettir. Dediniz ya bir kriz yaşandı. Hani küçük çaplı bir kriz yaşadık. Acaba dağılacak mı, dağılmayacak mı endişesine kapıldı insanlar. Ama herhangi bir kriz esnasında dahi o masayı toparlayan milletin kendisi oldu. Ve milletimiz dedi ki kim bu masaya yanlış yaparsa ben onu cezalandırırım. Bunu çok net olarak ifade etti. Ve bundan dolayı hızlıca toparlandık. Ve bu masanın sahibinin millet olduğunu ve milletimizin değişime karar verdiğini ve inşallah bu değişimin de adresinin Millet İttifakı olduğunu, bunun da taçlandırılmasının tarihini biz 14 Mayıs olarak gördüğümü ifade edebilirim. Peki şu konuşmalarınızdan Saadet Partisi'nin bu ittifak sürecindeki beklentilerini dile getirdiniz. Sanırım bunlara cevabı da seçim sonrası alır mıyız der miyiz? Yoksa siz aldığınıza dair beyanları söylemek ister misiniz? Şimdi Selcan Hanım, bu ittifakın iki amacı var. Bir, devleti milletle barıştırmak. Çünkü devletle millet koptu. Şu anda devleti yönetenler milletine üstten bakıyor. Kafasına çay fırlatıyor, oyuncak fırlatıyor, üstten konuşuyor, hakaret edebiliyor, terbiyesiz diyebiliyor. Çok affedersiniz, farklı kavramları zikretmek istemiyorum. Ancak bu kavramlarla artık bir süreç yönetimi var. Devletle millet koptu. Millete ait olan devlet ilk önce parti devleti oldu. Sonra şahıs şirketine dönüştürüldü, şimdi aile şirketi oldu. Onun için bu ittifakın birinci amacı devleti milletle barıştırmaktır. İkinci amacı ise biz bunu bugün yaptığımıza inanıyorum. Yani ilki devlet millet barıştırılması 14 Mayıs sonrası olacak. Ancak ikinci madde yani milleti milletle barıştırmak. Biz buna bugün hizmet ettiğimize inanıyoruz. Yani biz bugün kazandık. Buradan neyi kastediyorum? Ya aynı camide omuz omuza vermiş olan insanlar selam verdikten sonra birbirine hain demeye başladı. Terörist demeye başladı. Şimdi sokakta yürüyorsunuz, bir vatandaş geliyor size, siz nasıl terörle yan yana gelebilirsiniz? Evet. Siz nasıl PKK'yı desteklersiniz? Çok böyle bizler de alıyoruz böyle haberler. Şimdi Cumhurbaşkanı cami avlusundan muhalefet partisinin liderini, bu ülkeyi
yönetebilecek bir güce ulaşmış olan bir cumhurbaşkanı adayını yuhalatabiliyor. O yuhalatınca bu sefer onun sesini biz Adıyaman'da görüyoruz. İşte sen Fatiha okumayı biliyor musun? Sizin terörle ne işiniz var? Halk bu sefer bu tepkiyi veriyor. Bu ne demek? Halkımız maalesef aralarına ekilen fitne tohumları yüzünden ayrıştırıldı. Kutuplaştırıldı. Ötekileştirildi. Biz de Saadet Partisi olarak dedik ki CHP'li olabilirsin. MHP'li, HDP'li, İYİ Partili olabilirsin. Türkiye Komünist Partili olabilirsin. İnancın farklı olabilir. Hristiyan, Yahudi, Müslüman olabilirsin. Mezhebin farklı olabilir. Meşrebin farklı olabilir. Irkın, rengin farklı olabilir. Ancak biz birlikte Türkiye'yiz. Biz birbirimize rakibiz, düşman değiliz. Siyasi partiler birbirlerinin hasımları değil, birbirlerinin rakipleridir. Siyaset zemini düşmanlık zemini değil, bir hizmet etme yarışı zeminidir. Dolayısıyla bizim bu birlikteliği sağlayabilmemiz için işte Saadet Partisi ile CHP'nin yan yana gelmesi gerekiyordu. Biz bunu sağladık. Ve Saadet Partisi Genel Merkezi'nin önünden Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanının Temel Bey'in ağzından Cumhurbaşkanı olarak ilan edilişi Türkiye'mize yapılabilecek en büyük hizmetlerden birisiydi. Biz bunu sağladık. Buna ilişkin çok tepkiler almış olabiliriz. Ama biz bu tepkilere bakarak, bu tepkilere takılarak ülkemize hizmet etmekten geri duramazdık. Ve biz bunun karşılığını aldığımızı arazide net görüyoruz. İşte CHP'li arkadaşlarımız da, Deva Partili, Gelecek Partili, Demokrat Partili arkadaşlarımız da omuz omuza birlikte Türkiye'miz için çalışıyoruz. Hepimizin dediğim gibi yaşam tarzı farklı olabilir, dünya görüşü farklı olabilir. Birbirimizi eleştirebiliriz, tartışabiliriz ama yeri geldiği zaman da uzlaşabiliriz. Tıpkı Afyon'da bunun örneği olduğu gibi Kocatepe şehitliği var. Hani bana bazen soruyorlar, işte sen Afyon doğumlu değilsin. Ya diyorum bunun hiç konuşulmaması gereken şehirlerin başına Afyon gelir. Çünkü Kocatepe şehitliğinde Maraşlı Ökkeş de var, Trabzonlu İdris de var, Urfalı Ahmet de var, Kayserili Rıfat da var. Afyon'un yiğit insanların olduğu gibi. Milli bir mücadele olduğu zaman, ortak gelecek, ortak kaygımız, ortak paydalarımız olduğu zaman hangi memleketten olduğumuzun, hangi partiden olduğumuzun, hangi ırktan olduğumuzun bir önemi kalmaz. O zaman Türkiye'miz için birlikte mücadele etmemiz gerekir. Biz Saadet Partisi olarak bu ittifaktan hedeflediğimizi bugün aldık. Milleti milletle barıştırarak. İkinci hedefimizi de 14 Mayıs sonrası alacağız. Devlet, gardiyan devlet olmayacak. Devlet, garson devleti olacak. Millete nasıl hizmet edilir? Nasıl çalışılır? Nasıl terlenilir? Ve gerçekten yöneticiler hamasetle değil de verilerle, bilimle, akılla, uzlaşıyla, birlikte, istişareyle, ortak akılla nasıl bir yönetim sergiler? Bunun ispatını 14 Mayıs'ta sergileyeceğiz. Peki az önce dediniz ki biz bütün bu milleti bir çatı altında toplayacağız ve bu çatı altında o parti, bu parti, şu parti derken çok naçizane fikrimi belirtiyorum. Yani şeyden bahsettik, HADEP'ten bahsettik, örnek veriyorum. Yani bu partinin Türkiye'nin birlik ve bütünlüğünde ne kadar söz hakkı olabilir ki? Sevcan yani, Hanım, HDP hangi ülkedeki parti? Türkiye. Türkiye'de. Peki seçimlere giriyor mu? Giriyor. Giriyor. Meşruiyetini nereden alıyor? Anayasadan. Evet. Peki hazineden yardım alıyor mu? Alıyor. Bu seçimde 400 milyon civarında hazineden yardım aldı. Bütün adaylarına Adalet Bakanlığı'ndan temiz kağıdı verildi mi? Temiz kağıdı verildi. Bunlar meclisteler. Grup başkan vekilleri var. Bir Milliyetçi Hareket Partili, MHP'li veya AK Partili bir vekil mecliste kürsüye çıktığı zaman, meclise HDP'li bir başkan vekili yönettiği zaman kürsüden söze nasıl başlıyor? Sayın Başkan, değerli milletvekilleri diye başlıyor mu? Evet. Başlıyor. Sayın Başkan kim? HDP'li. Peki mecliste bu varsa, meşruiyetini anayasadan alıyorsa, desteğini milletten alıyorsa, o zaman biz ben bunu kabul etmiyorum diyebilir misiniz? Diyemezsiniz. Bu benim onların politikalarını kabul ettiğim manasına gelmez. Ben onların fikirleriyle, politikalarıyla, uygulamalarıyla sonuna kadar mücadele ederim. Sonuna kadar. Kabul etmediğim için Saadet Partiliyim zaten. Bizim en hassas olduğumuz husus vatan, millet ve devlet hassasiyetidir, çizgisidir. Zaten biz bunun için mücadele ediyoruz. Ancak biz 85 milyonun kardeşliğinden söz ediyorsak, bu partiye 7 milyon civarında insan oy veriyorsa,
ister kabul edelim ister etmeyelim. O zaman ben bunu görmezden geliyorum diyemezsiniz. Evet. Cumhurbaşkanı adayınız varsa onlara oy verenlerden de diğer partilere oy verenlerden de oy isteyecektir. Ama dediğim gibi bu benim onların politikalarını veya fikirlerini kabul ediyorum manasına gelmez. Ben sonuna kadar fikri sahada, siyaset zemininde mücadelemi veririm. Ancak Türkiye'nin normalleşmesi, sorunlarının çözülme merceği kesinlikle siyaset zeminidir. Biz bu zeminde kalınmasını arzuluyoruz. Türkiye'deki hiçbir problemin şiddetle, çatışmayla, kapatmakla, ötekileştirmekle, görmezden gelir olabileceğine inanmıyoruz. Bir sorun var diyor adam. Bence yok. Sence olmayabilir ama var diyor. Ne yapacaksın? 6 milyon, 7 milyon insan var diyor. Sen de devleti yönetmeye talipsin. Ne yapacağız? Kocaman bir çukur kazıp gömecek miyiz? Öyle bir şey olabilir mi? Varsa ister psikolojik, ister duygusal, isterse bilimsel, isterse gerçek olsun. Devleti yöneten erk, devleti yöneten kişiler oturacaklar. Müzakere edecekler insan gibi. Yani uzlaşmak yüksek zeka gerektirir. Yani dağıtmak için çok zeki olmanıza gerek yok. Ancak eğer gerçekten devleti yöneteceksiniz, akılla, bilimle, müzakere ederek, konuşarak çözeceksiniz. Ancak ne zaman ki bu topraklara, bu millete, bu devlete herhangi bir şekilde zarar verecek hangi adam olursa olsun, onun karşısında yumruk olacak devlet, otoritesini ortaya koyacaktır. Biz bunun teminatıyız, evet. Millet İttifakı olarak. Hemen bir şey sormak istiyorum. Rahmetli Erbakan nurlar içinde yatsın. Evet. Kendisini bizler çok böyle siyaseti bilmeden tanıma fırsatımız olmadı ama sonrasında ona ait kitaplarla birlikte ne kadar zeki ve öngörülü bir siyasi lider olduğunu, hakikaten nadir dünyaya gelen bir siyasi lider olduğunu biz de görmüş olduk rahmetli Erbakan'ın. Baktığımızda rahmetli Erbakan'la birlikte yola çıkan bir cumhurbaşkanı var, Recep Tayyip Erdoğan. Evet. Bir siyasi ideolojisi, hayat felsefesi baktığınızda duygu ve düşünceleri bir arada tutan bir siyasi istikrarla birlikte yola çıkmışlardı. Bugün Millet İttifakı'ndasınız Saadet Partisi olarak. Neden atıyorum Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurmuş olduğu AK Parti ile bu ittifak sağlanamadı mı bunca süreçte? Bu partinin içerisinde uzun zamandır bulunduğunuz için bunu rahatlıkla sorabiliyoruz. Tabii, çok teşekkür ederim. Çok güzel sorular bunlar ve cevaplanması gereken sorular. AK Parti'ye gönül veren, destek veren, oy veren vatandaşlarımızın da sıklıkla sorduğu sorular bunlar. Siz zaten birlikteydiniz. Aynı dünya görüşüne, aynı yaşam tarzına sahipsiniz. Sizin burada olmanız gerektiğini, niçin oradasınız sorularına biz çokça zaten muhatap oluyoruz. Ama ben şunu ifade ediyorum her zaman için. Biz parti olarak bunu ifade ediyoruz. Bizim için önemli olan ilkelerdir, prensiplerdir. Neyde uzlaştığımızdır. Eğer bizim birlikteliğimiz Türkiye'ye fayda sağlamıyor, zarar veriyorsa o zaman ittifakta olmamızın bir manası, bir karşılığı olamaz ki. İki tane ittifak var Sevcan Hanım. Cumhur İttifakı, Millet İttifakı. Cumhur İttifakı ne diyor? Diyor ki burada ben var, Erdoğan var. Kimin adayımız olacağının tartışması yapıldı mı orada? Yapılmadı. Erdoğan'a destek verecek misiniz, vermeyecek misiniz? Tek soru buydu. İttifaka davet edilen partiler, yanlış mı söylüyorum? Yok. Bize de onu söylediler. Burada ben var. Ancak Millet İttifakı ne dedi? Biz birlikte yöneteceğiz. Adayımızı birlikte belirleyeceğiz. Burada ilkesel bir duruş var. Cumhur İttifakı ben yaptım oldu var. Mesela hiç şöyle bir şey duydunuz mu? Cumhur İttifakı'nın partileri bir araya geldiler. Uzun süre çalıştılar ve Türkiye'mizin ekonomi politikalarını, kültür politikalarını, eğitim politikalarını, güvenlik politikalarını şöyle belirlediler ve maddeleri bunlardır. Var mı böyle bir şey? Ben görmedim. Varsa çıksınlar söylesinler. Ancak biz Millet İttifakı olarak 1,5 yıl boyunca dedik ki bu politikaları birlikte belirleyeceğiz. Çünkü biz birlikte yönetim istiyoruz. Dolayısıyla 1,5 yıl partilerimizin en nitelikli kadroları görev alarak ekonomi kurmayları, eğitim kurmayları, sağlık kurmayları, güvenlik kurmayları bir araya gelerek 2500'e yakın vaadimizi belirledik. 1,5 yıl boyunca bilim insanlarıyla çalışan. Biz Türkiye'mizi bununla yöneteceğiz. Biz hamasetle yönetmeyeceğiz. Ben yaptım oldu demeyeceğiz. Bir gece ansızın politikalarımızı bir gece ansızın sınav sistemi değişti. Bir gece ansızın ülkelere girdik. Bir gece ansızın ya böyle bir ülke yönetimi olabilir mi ya? Böyle bir ülke. Siz en küçük kararlarda bile işi eline soruyorsunuz. Biz istiyoruz ki ilkelerimiz, uygulamalarımız, politikalarımız belli olsun. Ana çizgilerimiz ve birlikte yönetim ortaya koyalım. Cumhur İttifakı dedi ki
Benim politikalarıma teslim olacaksınız. Bunun karşılığında size bir tane, iki tane, üç tane vekillik verelim. Bize destek olun. Biz bunu kabul edemezdik. Çünkü bu sistem Türkiye'ye zararlı olan bir sistemdir. Kim olursa olsun. Efendim namaz kılıyorlar. Biz yöneticilerin namazlarına değil, iki namaz arasında ne yaptıklarına bakarak karar veriyoruz. Biz yöneticilerimizin yönetimdeki dindarlıklarını şekillerinden, şemallerinden, dillerinden algılamıyoruz. Çünkü devletin dini adalettir. İşi ehline vermektir. Şeffaflıktır. Dürüstlüktür. Çalmamaktır, çırpmamaktır. Vatandaşı açken yatağına tok bir şekilde girmemektir. Ama siz bunların hiçbirisini yapmayıp dindarlığınızı sadece dille, şekille göstermeye çalışırsanız biz de deriz ki içi saman dolu kuş başka, canlı kuş başkadır deriz. Biz bu işin ruhunu, canını, manasını istiyoruz deriz. Onun için artık sözün bir karşılığı yok, özün bir karşılığı var. Biz devlette ahlakın ve adaletin egemen olmasını istedik. Ahlak nedir? Ahlak, kendin için istediğini herkes için isteyeceksin. Kendin için istemediğini hiçbir kimse için istemeyeceksin. Elinden ve dilinden herkes emin olacak. İnsanlar güven içerisinde olacaklar. Huzur, barış içerisinde olacaklar. Ve bununla birlikte vatandaşını açken yatağına tok bir şekilde girmeyeceksin. Bir taraftan 5 tane maaş alacak senin yandaşın. Sırf AK Partili MHP'li olduğu için bürokraside yükselecek. Ama şurada KPSS'de birinci olmuş, 5. olmuş, ilk 100'e girmiş olan benim gencim iş bulamayacak. Neden? Referans getiremediği için. Nerede din? Nerede ahlak? Nerede dürüstlük? Biz orada nasıl olabiliriz? Eğer biz bunlar varken bu ittifakın içerisine girseydik kendimizi inkar etmiş olurduk. Biz menfaatimiz uğruna bir tercihde bulunmuyoruz. Hedefimiz Türkiye'mizdir, milletimizdir. Afyonlu vatandaşımızdır. Biraz sonra Afyon'u konuşacağız. Evet. Afyon'u konuştuğumuz zaman gerçekleri görecek bizim milletimiz. Ancak hamasetle, duyguyla ülkeyi yönettiler. Bize buna itiraz ederek Cumhur İttifakı'nda yer almadık. Teklif edildi. Edilmedi değil. Ancak dediğim gibi biz ben yaptım olduğu asla kabul edemezdik. Biz bizi tercih ettik. Birlikte yönetimi tercih ettik. Politikaları birlikte belirlemeyi tercih ettik. Ortak aklı, uzlaşıyı, birlikte yönetimi biz tercih ettik. Ve Türkiye'nin hayrının bu olduğuna inandık. Bizim inancımızın kutsal kitabı nedir? Kur'an'dır. Kur'an'ın en önemli surelerinden birisi Şura suresidir. Nedir o? İstişare suresi. Onlar işlerini istişareyle yaparlar diyor. İşi ehline verirler diyor. Ehil olan kişiye verilir. Bugün AK Parti'ye oy veren vatandaşımızın kendisi cevaplasın. Bugün devlet bürokrasisinde bir insanın görev alabilmesi için aradıkları ilk şart nedir? Sadakattir. Liyakat değildir. Ehliyet değildir. Diploma değildir. İlk önce aradıkları kıstas, referans AK Parti ilçe teşkilatından, il başkanlığından. Sizin referansınız var mı yok mu? Afyon'un 18 tane belediyesi var. Daha doğrusu 18 ilçesi var. Evet. 42 beldesi var. 60 belediyesi var. Ancak iktidardan sizin destek alabilmeniz için maalesef üzülerek söylüyorum AK Partili olmanız gerekiyor. MHP'li olmanız gerekiyor. Neden? CHP'ye vermişse bir ilçe, bir belde ne olacak? Oranın hakkı yok mu? Oraya gasp ediliyor. Oraya karşı geliniyor. İşte biz bunlara itiraz ediyoruz. Onun için din her şeyden önce samimiyettir. Din her şeyden önce güzel ahlaktır. Ahlakınızla anlatamadığınız dininizi, yaşantınızı siz dilinizle anlatamazsınız. Bundan dolayı hani Bekir Bozdağ'ın bugünlerde tartışması dönüyor. İşte diyor ki 14 Mayıs akşamında iki fotoğraf çıkacak. Ya sabahlara kadar şarap içilerek kutlama olacak ya da insanlar secdeye vararak şükredecekler. Yani neyi kastediyor? AK Parti kazanırsa insanlar şükredecekler ama Kılıçdaroğlu kazanırsa şarapla kutlama olacak. Allah'tan korksunlar. Ben bir Saadet Partili olarak bu toprakların bir evladı olarak Kılıçdaroğlu kazandığı zaman inşallah şükür namazı kılacağım. Ben secdeye giderek Allah'a şükredeceğim. Neden? Çünkü bu topraklara yapılabilecek en büyük iyilik bu değişimdir. Bak net söylüyorum. Recep Tayyip Erdoğan'a bugün yapılabilecek en büyük iyilik iktidar değişimidir. Yazıktır ya adama. 21-22 yıl yoruldular, yıprandılar, tükendiler. Biraz dinlensinler, kenara çekilsinler. Bu ülkenin yetiştirdiği on binlerce nitelikli insanımız var. Yetişmiş insan gücümüz var. Kalifiye insanlarımız var. Bu topraklar küllerinden sürekli olarak yeniden doğmuş millettir, devlettir. Biz 1401 yılında Osmanlı yıkılıyor denildiği zamandan 50 yıl sonra çağ açıp çağ kapatmışız. Her şey bitti denildiği zaman, İstanbul kuşatıldığı zaman geldikleri gibi giderler demiş ve kurtuluş mücadelesini bu topraklardan başlatmış. Öyle bir milletiz biz. Onun için biz gerçekten bu topraklara hizmet etmek istiyorsak
O zaman bu iktidar değişimini mutlaka temin edeceğiz. Aradığımız kıstaslarda dediğim gibi hiçbir şekilde şahısçılık veya yandaşlık veya akranlık değil, ilkeler, prensipler, kurallar ve Türkiye'mizin, milletimizin menfaatidir. Evet, tabii söz konusu Saadet Partisi ve rahmetli Erbakan olunca aslında çok şey konuşmak da istiyorum ama inşallah başka programlarda da bunu yaparız. Çünkü şu an Afyonluların sizi tanımaya ve sizin yapacağınız, yapmak istediklerinizi söylemeye hakkınız vardır bu stüdyoda diye düşündüğümden bir dahaki programlara bırakıyorum bu sohbeti. İnşallah. Afyonkarahisar Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı, Saadet Partisi Genel Başkanı ve hemşerimiz aynı zamanda da Gültekin Uysal'ı, Gültekin Uysal Bey'i de genel başkan olarak üçlü bir genel başkanı karşıladı. Bu karşılamada Afyonkarahisar nasıldı? Temel Karamollaoğlu genel başkan, Saadet Partisi Genel Başkanı Afyon'a daha önceden gelmiş miydi? Ve bu süreç ne kadar süreydi? Yani yakın zamanlarda var mıydı? Afyon'u nasıl buldu? Sonrasında neler konuştunuz, neler görüştünüz? Merak ediyoruz bizler de. Öncelikle ben bu mitinge katılımından dolayı aziz vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çok tarihi bir miting oldu. Afyon'a yakışan bir miting oldu ve algıları kırdı. Hani AK Partililer bir algı yönetme gayretine düştüler. O da korkunun ve kaygının bir yansımasıydı. Hı hı. Ama benim şahsi kanaatim, AK Parti'nin mitingini de takip ettim. En az iki katı bir katılım vardı bizim mitingimizde. Bu da bizim açımızdan çok sevindirici bir durumdu. Ben milletimize teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız şu çok yakın zamanda gelememişti Afyon'a. Ancak Afyon'a genel başkan olduktan sonra zaten kongre vesilesiyle, farklı çalışmalar vesilesiyle gelip gitmişti. Ancak genel başkanımız da şaşırdığını ifade etti. Çünkü Afyon denildiği zaman, dediğim gibi AK Parti'nin kurulduğu şehir, AK Parti'ye en büyük desteği veren şehir algısı olduğu için Türkiye genelinde böyle bir katılımlı miting beklenmiyordu. Ancak aslında değişimin net bir ispatı sağlaması olarak, işaret fişeği olarak bu miting alanını gösterebiliriz. Genel başkanımız da bunu değerlendirdi. Miting sonrası il teşkilatımıza geçtik. Orada teşkilatımıza teşekkürlerini sundu. Yani Afyon'da Sayın Cumhurbaşkanımızı, müstakbel Cumhurbaşkanımızı ağırladık ve Cumhurbaşkanı yardımcılarımızı ağırladık. Zaten Afyon bu konuda şanslı Selcan Hanım. Çünkü 3 tane Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak Afyonlu. Bir Gültekin Bey, Cumhurbaşkanı yardımcısı, zaten bu toprakların evladı. 2 enişteniz var. Davutoğlu ve Ali Babacan da buranın eniştesi. 3 Cumhurbaşkan yardımcısıyla inşallah Afyon merkezi yönetimde temsil edilecektir. Ve bununla birlikte inşallah biz de burada çoğunluk vekil sayısını aldığımız zaman da Afyon'a en büyük hizmeti yapacağız. Peki bu süreçte vatandaşın sizlere destekleriyle birlikte miting alanındaki o kalabalıkta hissettiğiniz neydi? Şimdi ne kadar da olsa muhafazakar bir siyasi ideolojiyi benimseyen bir partinin içindesiniz. Evet ama her ne kadar Afyonkarahisar'ı tanısanız da bilseniz de güçlü bir şey var burada aslında. Siyaset var baktığınızda. Bir hükümet kanadını yıllardır destekleyen ve kuruluşuna destek vermiş bir şehirden bahsediyoruz, Afyonkarahisar'dan. Buradan aday gösterildiğinizde bu sizin için ne düşündürdü? Yani güçlü bir rekabet ortamı olacağı aşikardı diye düşünüyorum. Siz ne hissediyorsunuz bu durumda? Aynı şeyler geçerli mi yoksa Afyon'da bir şeyler değişiyor mu? Afyon'da kesinlikle değişim var. Mitingimizin ne olduğunu anlamak için fotoğrafları biraz büyütmek lazım. O fotoğrafta sakallıyla sakalsızın, başörtülüyle başı açığın yan yana olduğunu, aynı heyecanla, aynı gözlerindeki ışıltıyla birlikte meydana geldiklerine şahit olmak bizim en büyük sevincimizdir. Afyon'da bu sağlandı. Millet İttifakı olarak sağlandı. Ancak Afyon'da olduğu gibi bütün şehirlerde biz Millet İttifakı'nın adayları olarak, maalesef rakip olarak o şehrin vekillerini göremiyoruz. AK Parti'nin ve MHP'nin milletvekilleri ne yapmış biliyor musunuz Selcan Hanım? Buyur. Erdoğan'ın gücüne yaslanmışlar. AK Parti iktidarının iktidar olma gücüne yaslanmışlar. Ne de olsa ceketimizi de koysak kazanırlar, kazanırız havasına girmişler. Ve dolayısıyla hamasetle bir süreç işletiyorlar. Bizim rakibimiz buradaki vekil adayları değil. Vekil adayları olsa çıkarlar Afyon'u konuşurlar. Ben Afyon'u konuştuklarına şahit hiç olmadım. Hep hamaset konuşuyorlar. Yani ya Erdoğan'ı ya genel siyaseti konuşuyorlar. Dolayısıyla işimiz hani yerele indirdiğimiz zaman zor değil. Çünkü Afyon'u konuşan bir vekil yok. Bunun en büyük ispatı nedir biliyor musunuz? Ben meclisteki tutanakları inceledim. Afyon'un 6 tane milletvekili var. Bunun 4 tanesi
Cumhur İttifakı'ndan, iktidarın vekilleri. Mesela Ali Özkaya Bey, mecliste 22 tane konuşma yapmış. Bugüne kadar. 22 konuşma yapmış ve bunların içerisinde hiç Afyon yok. Afyon'u hiç konuşmamışlar. İbrahim Yurdunu Seven Bey, genel kurulda 37 konuşması var. 21'inde hiç Afyon yok. Sadece birinde yenilenen Afyon'la Güney Beldesi'ndeki seçimlere ilişkin bir konuşması var. Ve 3-4 tane de Burcu Hanım'a cevap var. Mehmet Taytak Bey 43 konuşması var. Onun da konuşmasının yarısı Afyon'la ilgili, yarısı diğer konularla ilgili. Peki Burcu Köksal Hanımefendi, ben kendisine bu arada teşekkür ediyorum. Afyon'daki bizim en büyük avantajlarımızdan birisi Burcu Hanım gibi bir vekile sahip olmamızdır. Afyon'un sesi olmuş, soluğu olmuş, gerçekten buradaki bütün sorunları dile getirmiş. Sadece kürsüden almış olduğu söz 280 tane. 280 konuşma talebi ve tamamı Afyon'la ilgili. O bir dakikalık konuşmalar hariç. Şimdi ben soruyorum, yani Afyonluyum deyip, Afyon'da vekillik yapıp, Afyon'u konuşmamak nasıl bir garabettir? Bizim rakibimiz Afyonlu vekilleri değil ki. Dediğim gibi iktidarın doğrudan kendisi. Erdoğan'ı önlerine kalkan olarak almışlar, iktidarı da yaslanmışlar, milli dini duyguları suistimal ederek bir süreç işletiyorlar. Biz buna itiraz ediyoruz. Gelin Afyon'u konuşalım diyoruz biz. Çünkü siz halkı aldatıyorsunuz. Afyonlu vatandaşımızı aldatıyorsunuz siz. Çok iddialı açıklamalar bunlar yalnız. Evet. Diğer vekillerimize de söz hakkı doğuyor. Kesinlikle Fatih doğmasını Bey. Da arzuluyorum zaten. Evet, bunlar çok iddialı açıklamalar. Verilerle çünkü. Konuşabiliriz. Hani niye bunları söylüyorum Sezen Hanım? Müsaadeniz olursa biraz lütfen, lütfen. Verilere girmek isterim. Mesela hani Afyon'la ilgili ilk sorun tespitiniz nedir dedikleri zaman ben şunu söylüyorum. Zaten gerçek bir tedavi ortaya koyacaksanız ilk önce gerçek teşhisi koymanız, gerçek bir tahlil yapmanız gerekir. Afyon'un en büyük sorunu nedir biliyor musunuz? Afyon sahipsiz. Afyon'un bir sahibi yok. Az önce söyledim, iktidara yaslanmış vekiller var. İşin kaymağını yiyorlar. Ben buna itiraz ediyorum. Böyle bir şehir, böyle bir yönetim anlayışı olamaz. Örnek nedir? Ya Afyon denildiği zaman Türkiye'de yeraltı yerüstü zenginlikleri, iklim çeşitliliği, tarım çeşitliliği, potansiyeli itibariyle Türkiye'deki en önde gelen şehirlerimizden birisidir. Bakın ben partimizin politika kurullarından sorumluyum dedim. İşimiz gücümüz bizim raporlar, tahliller, politikalar, çözümler. Yani bu ortak mutabakat metninde de acizane biz de bulunmuştuk, çalışmıştık. Ya yani bakıyorum, yani insan gerçekten hayret ediyor. Şimdi aynı Türkiye gibi. Türkiye'nin bulunmuş olduğu jeopolitik konum dünyanın en stratejik kavşak noktasında Türkiye. Ancak yoksulluk, ancak fakirlikten, işsizlikten söz edebiliyoruz. Bunların hiçbirisi bu topraklar için bir mecburiyet değil, bir stratejidir. Zenginin daha zengin olabilmesi için fakirin daha fakir hale getirilmesi gerekiyor. Orta sınıfın yok edilmesi gerekiyor ki halk yoksullaştırdıkça korkuları artar, kaygıları artar ve güce yaslanır. Var olanı kaybetme korkusu yaşar. Araziye indiğiniz zaman hiç kimse şunu söylemiyor. Ya tamam da siz gidecek, yani bunlar gidecek de kim gelecek? Gitmeye karar vermiş zaten yani. Bu iktidarın kendisine bir şey vermeyeceğini görüyor halkımız. Ancak yoksullaştırıldığı için kaygıları var, korkuları var. Ne olacak endişesi var. Bunun temel sebebi bir stratejidir, mecburiyet değil. Türkiye ile ilgili bir tane örnek vereyim. Türkiye'den kalkan bir uçak, 4,5 saatlik bir uçuş mesafesinde Sezen Hanım, 58 ülkeye ulaşabiliyorsunuz. 1,5 milyarlık nüfusa ulaşabiliyorsunuz. 22 trilyon dolarlık bir pazara ulaşabiliyorsunuz. Ya Allah, dünyanın en güzel topraklarını bize nasip etmiş. Cennet toprakları burası. Ancak bugün topraklarımızda işsizlikten, fakirlikten, yoksulluktan söz edebiliyorsak demek ki burada bir strateji var. Mecburiyet yok. Aynı Afyon için geçerli. Kavşak noktası. Ege'nin, Marmara'nın, İç Anadolu'nun, Akdeniz'in, Karadeniz'e hatta bağlayan bir kavşak noktası. Türkiye'yi birleştiren bir nokta. Bu kadar büyük bir potansiyel. Yeraltı zenginlikleri, tarım, hayvancılık, ya bakıyorum mermerin başkenti burası. Zaten ismi Afyon, Haşhaş, yani Haşhaş'ın merkezi. Hemen şöyle hızlıca verilere bakıyorum ben şimdi. Vişne üretiminde Türkiye birincisi. Haşhaş üretiminde 2018'de Türkiye birincisiydi, şimdi 5. sıraya düşmüş. Patates üretiminde Türkiye üçüncüsü. Kiraz üretiminde Türkiye beşincisi. Bakıyorsunuz, jeotermal sera üretiminde Türkiye birincisi. Salatalık üretiminde Türkiye ikincisi. Sucuk, pastırma, lokum, yani kaymak üretiminde Türkiye'nin öncü şehirlerinden. Tahıl üretiminde Türkiye 10.'sü. Buğday üretiminde Türkiye 15.'si.
Şeker pancarı Türkiye 7.'si. Ya yumurtanın borsası Afyon'da, Başmakçı'da. Yani Kars'taki, Kayseri'deki yumurtanın fiyatını biz Afyon'dan belirliyoruz. Bakıyorsunuz et tavuğusunda Türkiye'nin öncü şehirlerinden. Hayvancılık küçük başta Türkiye'de 14. Büyük başta Türkiye'de 9. şehir. Afyon'umuz böyle bir şehir olmuş. Termal yatakları var. Öyle mi? Yani bakıyorsunuz yani Afyon'da birçok otelimiz var, kablocamız var, ılıcalarımız var. Bu kadar zenginlik var. Ancak bütün bunların karşısında bir bakıyoruz ki Afyon yoksullaştırılmış. Bu sayıları bilerek görüyorum. Akılda kalmayacağını biliyorum ama sadece sayılarda bir şey görsünler. Afyon ne kadar Türkiye'ye katma değer üretiyor. Bu anlaşılsın diye söylüyorum. Bir veri daha vereceğim. Afyon'un Türkiye'deki şehirler bakımından Türkiye verdiği değer, Türkiye'mizin bir üretim değeri var. Bir gayri safi milli hasılası var. Afyon burada sıralamada kaçıncı sırada? Ona bakıyoruz. Tarımda 13. Sıralamaya koyduğumuz zaman Afyon'umuz Türkiye değer verme bakımından 13. sırada. Sanayide 33. İnşaatta 41. Hizmetler sektöründe 27. Bilgi ve iletişim sektöründe 40. Finans ve sigorta faaliyetlerinde 26. Gayrimenkul faaliyetlerinde 35. Mesleki idari ve destek hizmetlerinde 35. Kamu yönetiminde 36. Diğer hizmetlerde 35. Vergi sübvansiyonunda 27. Bütününe baktığımız zaman Afyon Türkiye'deki bizim üretime vermiş olduğu değer bakımından sıralamada 27. Selcan Hanım. 27. Totale baktığımız zaman ancak birçok üründe öncü. Tamam. Neyi anlatıyorsunuz siz? Bir de nüfusa bakalım. Zamanında Afyon Türkiye'nin 18. büyük vilayeti. 18. Bugün 31. şehri. Nüfus bakımından. 30 tane büyük şehir var. Sonra sıralamaya kim geliyor? Afyon 31. şehri. Peki nüfus olarak ilk 30'da, 31'de diyelim. Ülkeye vermiş olduğu değer bakımından 27. birçok alanda 1. Peki kişi başına düşen milli gelir. Afyon'da yaşayan 750 bine yakın vatandaşımıza devletimizin, ülkemizin vermiş olduğu değer ne kadar? Size, burada yaşayan vatandaşlarımızın her birine düşen, bu gelirden düşen miktarda Afyon kaçıncı sıra biliyor musunuz? Bakınız, içimi kan ağlatan rakam bu işte. 47. sıradasınız. Afyonlu hemşehrim, şimdi ben sana sesleniyorum. Senin en büyük desteği bunlara verdin. AK Parti'ye verdin. Milliyetçi Hareket Partisi'ne verdin. Peki onlar size ne verdi? Sen 47. sıraya düşmüşsün, düşürülmüşsün. Soru şu, verirken 27.'sin, alırken 47.'sin. Peki senin 20 tane şehirlik kaymağını kim yiyor? Afyon'un kaymağını kim yiyor? Kim yiyor? İşte onu soruyorum ben. Kim yiyor bu 20 şehirlik kaymağımızı bizim? Vatandaşımızın yemediği kesin. Bak, rakam burada. Bunlar benim rakamlarım değil ha. Bunlar TÜİK'ten alınmış rakamlardır. Sen Türkiye sıralamasına 47'ye düşürülmüşsün. Allah'tan korkmak lazım. Gelsinler bunları konuşsunlar bizle. Bunları konuşalım. Afyon nasıl kalkındırılacak? Peki komşu şehirler arasında nüfus bakımından bakıyorsunuz. Biliyorsunuz bizim 7 tane komşumuz var. Eskişehir, Denizli, Uşak, Kütahya, Burdur, Konya, Isparta. Komşu şehirler arasında kişi başına düşen milli gelirdeki en son sıradaki şehir Afyon. Biz bunun hesabını kimden soracağız? HDP'den mi soracağım? Bunun hesabını ben CHP'den mi soracağım? Bunun hesabını versinler, çıksınlar da. Ali Bey'e sesleniyorum ben. İbrahim Bey'e sesleniyorum. Çıksınlar bunun hesabını versinler. Burdur demiş olduğun şehir 66. sırada nüfus bakımında. Ya şu şeye bakınız. Allah rızası için Afyon'un önündeki şehirlere bakınız. Yani küçümsediğim için değil ama potansiyel itibariyle karşılaştırdığınız zaman hayret ediyorsunuz. Bilecik 5. sırada. Kişi başına düşen milli gelir de Selcan Hanım. Önünde Yalova var, Kırklareli var, Artvin var, Çanakkale var, Çankırı var, Tunceli var, Zonguldak var, Karaman var, Isparta var, Rize var, Kırşehir var. Ya siz bu şehirlerle Afyon'u kıyaslayabilir misiniz potansiyelini? Kıyaslayamazsınız. Peki Fatih Aydın, milletvekili adayı, ikinci evet. sıra. Fatih Aydın Afyon'a neler vaat ediyor Fatih Bey? Birkaç tane daha veri vermem lazım. Ondan sonra zaten geleceğim. Çünkü süremiz ya, azalıyor da ben onu... O zaman hızlıca şunu da ifade edeyim. Yok, yani bir 10 dakikamız falan tamam, kaldı. Tamam, şunu da ifade edeyim. Bakınız, sadece bu ekonomi bağlamında değil, üreticimiz dertli. Bak çiftçimiz üretemiyor artık. Girdi maliyetler çok yükseldi çünkü. Hayvanlarını kesiyorlar. Ekimden vazgeçiyorlar.
Afyonlu genç burada durmuyor. Afyonlu genç gidiyor. Neden? Çünkü karnını doyuramıyor. Eğitim yetiştiremiyorsunuz siz gencimizi. Selcan Hanım, Afyon eğitim başarısı sıralamasında Türkiye'de kaçıncı biliyor musunuz? 50. sırada. Üniversiteleri yerleşim sıralaması 52. Afyon Kocatepe Üniversitesi var. 126 devlet üniversitesi arasında Afyon 98. sırada. Biz bunun hesabını kimden soracağız? Bakıyorsunuz Afyon Üniversitesi'nin bölümlerinde hangileri boş, dolduramamışlar. Afyon'a mal olmuş olan alanlar, mermer teknolojisi boş, sağlık turizmi boş, gıda teknolojisi boş, pazarlama boş, seracılık boş, aşçılık boş, lojistik yönetimi boş. Ama bunlarla ilgili iktidar partisi vekilleri de bu bağlamda zaten bunlar yapılmalı ve bunlar bizim ilimiz için büyük eksiklik ve temelden giderilmeli. Mermer şehriyiz, termal şehriyiz. Ben bunu hakaret kabul ederim. Bu yapılmalıyı ben söylerim, o söyleyemez. Sen iktidarsın. Devletin konuşma dili dili değildir. Devletin konuşma organı uygulamalarıdır. Sen sorumluluk sahibisin. Sen konuşmayacaksın, sen yapacaksın. Sen sahip çıkacaksın. Şimdi geleceğim ne yapacağımıza. Son bir veri daha vereyim, bitireyim. Sanayi ben bununla ilgili bir şey diyeceğim de. Mesela mermercilikle ilgili örnek veriyorum. Evet, mermer şehriyiz ama Afyon'dan baktığımızda mermerciliğe kaç öğrenci geldi diye sormak lazım. Afyon'un talebi var mı mermerciliğe? Örnek veriyorum. Neden yok? İşte yani örnek veriyorum. Çünkü neden? Aileler de bunda büyük etken. Ben bir anne baba olarak söylüyorum. Yani bir ebeveyn olarak söylüyorum. Çocuğum üniversite tercihini yaparken daha böyle bilimsel, daha akademik gelişme anlamında bir yerde tercih yapsın diye uğraşırım. Atıyorum bir mermercinin çocuğunun kaç tane mermerci var Afyon'da sayısını bilmem ama kaç tanesinin çocuğu maden mühendisidir deseniz emin olun bence 5-10 parmağı neden geçmez. Neden biliyor musunuz? Ben bir eğitimciyim, bunun sebebi buyurun. Şudur. İnsanlar kazanamayacakları alanlara yönelmezler. Gastronomi bölümü Türkiye'de son yıllarda gelişen bölümlerden birisi. Sebebi nedir? Hı hı. Bir televizyon kanalında yemek programı başladığı andan itibaren bakıyorsunuz aşçılıkta patlama var. Neden? İnsanlar orada bir kazanım, bir gelecek gördükleri zaman çocuklarını, yavrularını yönlendirdiler. Selcan Hanım, Afyon'un iş kuruna iş bulmak için kaç kişi başvurdu biliyor musunuz? 30 bin kişi. 30 bin. Siz bu insanları doğru bir yönlendirme yaparsanız, üniversiteyi bitirdiği zaman diyor ki, ben niye gideyim ki bu bölüme? Aldığım diploma işsizlik diplomasıdır diyor. Neden gideceğim? Çünkü üniversite ekonomiye entegre değil, şehre entegre değil. Buna ilişkin hiçbir adım yok. Tamamen popülistçi adımlar var. Sadece bu kadar üniversite yaptık, bu kadar derslik yaptık demek için açıyorlar. Kalitesi yok ki, yönlendirme yok. Bitirdiği zaman bir kazanım elde edemiyor. Ama o gencimiz bilsin ki bu bölümleri tercih ettiği zaman karşılığında ben kazanım elde edeceğim. Yüksek gelirim olacak, o zaman tercih ederler. Bakınız, vakit daraldığı için söylüyorum. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Türkiye'deki bütün ilçeleri sıralamış. 973 ilçeyi. Sosyoekonomik gelişmişlik düzeylerine göre. Yani hangi ilçe gelişmiş, hangi ilçe gelişmemiş. 6 tane kademe var Selcan Hanım. 6 kademe, en gelişmiş 1. kademe. Afyon'un hiçbir ilçesi merkez dahil 1. kademede yok. Afyon 160 verdi AK Parti'ye. AK Parti ne verdi peki Afyon'a? Niçin giremiyor bu rakamların içerisine? Merkez ilçe 2. kademede 104. sırada. Afyon'un 7 tane ilçesi 5. kademede yer alıyor. 5 son sıralarda. 6 ilçesi 4. kademede yer alıyor. Allah'tan korkmak lazım. Peki siz ne yapacaksınız? 1. Biz Afyon'a sahip çıkacağız. Afyon için yapılması gereken ilk iş iktidar değişimidir. İktidar değişecek. Popülist yatırımlardan, popülist yaklaşımlardan vazgeçecekler. Neyi kastediyorum? Evet, ben de Afyon'da havalimanı varken, NATO için açılan havalimanı varken, siz bunu halkın istifadesine vermeniz gerekirken bunu da yapabilirdiniz. Bunu yapmayıp sırf yandaşınıza para kazandırabilmek adına gider Zafer Havalimanı'nı açarsanız şu yanı başımıza 60 kilometre uzaklıkta ve orayı da dolduramazsanız bu topraklara ihanet etmiş olursunuz. Bak güncel veri. Zafer Havalimanı'nın 2022 yılında 1.317.000 yolcu garantisi verilmiş ve verilen garanti dolar euro üzerinden, TL cinsinden de değil. Sana diyor ki paranı dolarda tutma. Ama kendisi yandaşına verirken dolar üzerinden veriyor. Nerede Allah korkusu? Nerede vicdan? Peki 1.5 milyona yakın garanti vermişsin. Uçan kaç kişi? 24 bin kişi bir yılda. Yanılma payı %98. İktidar değişmeden Afyon nasıl kalkınacak? Bak bu yatırımlar var.
Balıkesir Havalimanı yapmışsın, bir yıldır uçak inip uçak kalkmıyor. Ne yapacaksınız? İktidar değişecek. İktidar değiştiği zaman vaatlerimizi belirledik. Bizim en önde gelen inşallah alanımız, sektörümüz tarım ve hayvancılık olacak. Çünkü stratejik bir sektördür. Tarım hayvancılığı biz kalkındıracağız. Üreticimiz kazanacak, çiftçimiz kazanacak. Girdi maliyetlerini düşüreceğiz. Türkiye'nin en büyük yem fabrikalarını, gübre fabrikalarını, ilaç fabrikalarını kuracağız. Çiftçimiz para kazanacak. Hayvanla yedirdiğini kazanacak. Toprağa ektiğini mutlaka biçecek, karşılığını alacak. Biz geçmişte bunu yaptık. Biz iktidara geldiğimiz zaman Afyon'da Secen Hanım, bizim 5 tane eserimiz var. Bir, Afyon Şeker Fabrikası. Özelleştirdiler. Şimdi beni seyreden lokumcularımız kendilerine sorsunlar. Şekeri nereden getiriyorlar? Afyon Şeker Fabrikası'ndan almıyorlar. Burdur'dan, Konya'dan alıyorlar. Buranın kalitesi düştüğünden dolayı. Bu topraklara ihanet değil midir? Neden özelleştirdiniz siz şeker fabrikasını? İki, çay bölgesinde şeker kağıt fabrikası bizim eserimizdir. Biz yaptık onu. Erva kuracağımız attı temellerini. Ben bugün Bolvadin'deydim. Orada da söyledim. Orada bizim alkoholit fabrikamız var Bolvadin'de. Çay bölgesinde şeker kağıt fabrikamız vardı. 2003 yılında özelleştirdiler. Erdoğan'ın dünürlerine sattılar. 2 yıl sonra maalesef orası kapatıldı. Çayın nüfusu 50 bindi, 25 bine düştü. Öyle değil mi? Dördüncü bizim eserimiz burada. İşte et kombinası, et ve balık kurumu. Bize ait, özelleştirildi. Yine şeker fabrikasının içerisinde fabrika yapan fabrika, ağır makine sanayisi bizim eserimizdi. Biz geldiğimiz zaman ne yapacağız? İktidar değişecek, Afyon bir üretim merkezi olacak. Türkiye genel olarak düşünülen 17 tane merkez var. Onlardan birisi inşallah Afyon'un hemen yanı başında olacak. Neden? Afyon'un potansiyeli buna müsait olduğundan dolayı. Burası kalkınırsa Türkiye kalkınacak. Burası lojistik merkezi olacak. Ya burası kavşak noktası diyoruz. Burada lojistik köylerinin olması lazım. Lojistik merkezi olması lazım. Yok. Onları kuracağız biz burada. Başka? Üniversiteyi, sanayi odasını, ticaret odasını, borsayı, biz sivil toplum kuruluşlarını, bununla birlikte çiftçilerimizi, esnafımızı, sanayicimizi bir araya getireceğiz. Birlikte biz bu şehri nasıl kalkındırabiliriz? Birlikte çalışacağız biz bunu. Üniversite şehre entegre olacak. Sanayi entegre olacak. İhtiyaçlarımız nedir? Biz nasıl kalkınabiliriz? Hangi alanda yatırımlar yaparsak Afyon'u daha hızlı kalkındırabiliriz? Buraya yapılması gereken fabrikalar nelerdir? Bunları konuşacağız biz. Afyon silikon merkezi gibi bir merkez olacak. Teknoloji merkezi olacak. Bu bizim vaadimizdir. Bakınız Erbakan hocamızın en büyük hayallerinden birisiydi bu. Mitingde Temel Bey söyledi bunu. Afyon bir teknoloji merkezi olması gerekir. Çünkü o potansiyeli var. Bölge itibariyle. 3-3,5 saat sonra denize gidebiliyorsunuz. Ege'nin en uzağına, Akdeniz'in en uzağına, İstanbul'a, Marmara'ya, deniz üzerinden, havalimanı üzerinden. Yani siz dünyanın her tarafına açılabilecek bir mekana sahipsiniz. Topraklara sahipsiniz. Onun için Afyon maalesef sahipsiz. Biz Afyon'a sahip çıkacağız. İktidar değişecek. Vatandaşımız inşallah bize bu yetkiyi verirse, biz Afyon'un vekilleri olarak inşallah bu istişare, bu uzlaşı birlikteliğini sağlayacağız ve yatırımların Afyon'a çekilmesi hususunda en büyük gayret ortaya koyacağız. Ancak bununla birlikte tabii ki Afyon'umuzda hemen 10 ay sonra yerel seçimler geliyor. Evet. Yerel seçimlerde de mutlaka belediye aldıktan sonra Afyon bir deprem bölgesidir. Çarpık yapılaşmanın mutlaka önüne geçeceğiz. Dere yataklarına, evlerin yapılmasına müsaade etmeyeceğiz. Halkımızın ucuz konuta ulaşımını mutlaka temin edeceğiz. İnsanımız aylık geliriyle birlikte ev alabilecek, araba alabilecek, gençlerimiz de araba alabilecekler, gençlerimiz evlenebilecekler. En büyük sorunlardan birisi budur. Benim babam 18 yaşında evlendi. Eskiden insanlar 24-25 yaşında evleniyordu. Bugün Afyon'daki evlilik yaş ortalaması 31, 32, 33, 35, 40'a girmiş, hala bekar. Neden? İşi yok. İşi olsa geliri düşük. Adam diyor ki ya ben bir düğün yapacaksam, düğün yapabilmem için benim ihtiyacım ne kadar? Düğün salonu, düğün yemeği, takılar, mobilyalar ne kadar? En az 400-500 bin lira. En az. Ya sen başlarken ayağında borçla başlayacaksın. Aldığın ne kadar? 8.500 lira. Aldığın ne kadar? 11 bin lira. Kiran 4.000-5.000 lira. Markete, pazara gidiyorsun. Et. Şimdi bazen soruyorlar Afyon sucuğu mu, Kayseri sucuğu mu? Ben de diyorum ki ya halk sucuk yiyemiyor. 300-350 lira. Et 300-350 lira. Kıyma 300-350 lira. Bütün bunların hepsini değiştirebilmemiz için ilk önce zihniyet, anlayış değişecek. Afyon'umuz iktidar değişimine zaten karar verdi. İnşallah verilecek. Eğer bendenizi de, bu kardeşlerimizi de meclise gönderirse Afyon'umuz, Burcu Hanım'la birlikte inşallah biz Millet İttifakı'nın vekilleri olarak Afyon'umuza sahip çıkacağız ve Afyon geçilmez diyeceğiz. Afyon geçilmez. İstanbul'dan gelen birisi Afyon'dan geçeceksin.
Antalya'dan çıkan birisi Afyon'dan geçeceksin diyor ya, biz diyeceğiz ki Afyon geçilmez. Nasıl milli mücadelede geçilemedi, ticari olarak geçirilemez, turizm olarak geçirilemez, kültür olarak geçirilemez. Afyon gezilmesi gereken, konaklanılması gereken, yatırım yapılması gereken bir ticaret merkezi, bir sanayi şehri, bir üniversite şehri, bir kültür şehri, bir gastronomi şehri mutlaka olacak. Bunu biz sağlayacağız. Evet, süremizin sonuna geliyoruz. Bu yıl seçimlerde genç nüfusumuz daha yoğunlukta olacak. Genç bir milletvekili evet. adayı olarak, genç bir siyasetçi olarak ekranlarımızdan gençlere, Afyonlu genç seçmenlere mesajınızı alalım. Afyonlu genç kardeşlerim zaten değişime karar verdi. Genç, Farsça bir kelime, hazine demektir. Bir milletin en büyük gücü gençliğidir. Ve bizim Afyonumuzun da asıl ve asil gücü gençlerimizdir. Yaşı 40 yaş üstü olanlarda hala ideolojik keskinlikleri görüyoruz. Eyleri tercih hususunda çok değişime gitmiyor. Ancak gençlerimiz sadece partilerin ideolojilerine bakmıyor. Adayına bakıyor, ne konuştuğuna bakıyor, ne vaat ettiğine bakıyor. Eğer onunla bir gelecek görüyorsa oyunu verebiliyor. Bundan dolayı ben Afyon gençliğimize güveniyorum. Bu değişimin öncüsü gençler olacaktır. Çünkü tarih boyunca bütün değişimlerin, devrimlerin, hareketlerin ana omurgasını, motor gücünü gençler oluşturmuştur. İnşallah gençlerimiz bu değişimi sağlayacaklar. Bu kardeşlerini vekil olarak meclise gönderecekler. Biz de onlarla birlikte onlara iş imkanlarını sağlayacağız. Onların geleceğe umutla bakabilmelerini temin edeceğiz. Artık gözlerini Almanya'ya, Fransa'ya, benim Emirdağlı kardeşim Belçika'ya gözünü dikmeyecek. Evlenerek de olsa gideyim demeyecek Avrupa'ya. Oradaki insanlar ya bizim ülkemiz öyle bir kalkınma olmuş ki artık biz oraya dönmemiz gerekir inancına sahip olacaklar. Ve bu toprakları inşallah tekraren cennet toprakları haline getireceğiz. Ben bu manada genç kardeşlerimize güveniyorum. İnşallah bu değişimi hep birlikte sağlamış olacağız. Evet, ağzınıza sağlık diyoruz bizler de. Önümüzdeki süreç bakalım daha nelere gebe olacak. Siyaset bizleri hangi yönde savuracak ve bu ülke için, bu şehir için hizmet insanlarımız, vekil adaylarımız ve vekillerimiz bu bayrağın, bu devletin, bu milletin devamlılığı hususunda var güçleriyle çaba sarf edeceğinden bizlerin de şüphesi yok. Dediğim gibi bu ülkenin devamlılığında, bu bayrağın devamlılığında, bu devletin inancıyla tüm hizmet insanlarımıza ben yolları açık olsun diyorum. Sizlere de bol şans diliyorum, yolunuz açık olsun diyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum tekrardan. Çok sağ olun. İnşallah gönlünüzden geçenleri, aklınızdan geçenleri Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak bir milletvekili adayısınız şu an. Milletvekili olarak da yapmanızı ben bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak tüm hizmet insanlar adına bir vatandaşlık temennisiyle karşılıyorum. Yolunuz şansınız açık olsun. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Afyonumuz da size uğurlu gelsin diyorum İnşallah ben de. İnşallah diyelim. Evet. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Bir cümle. Buyurun. Gerçek vatanseverler, gerçek milliyetçiler, gerçekten devletine, bayrağına sahip olan kişiler hamaset yapanlar değildir. Bu topraklara hizmet edenler ve hizmet üretebilenlerdir. Dersine çalışanlardır. Biz de bu manada vatandaşımıza hani sana söz diyoruz, sözümüzü de veriyoruz. İnşallah konuştuğumuz gibi yaptıklarımızı da görecekler, bu topraklara değer ürettiğimizi görecekler. Gerçek vatanseverliğin gerçekten devletimize, bayrağımıza, milletimize bağlı ne demek olduğunu 15 Mayıs sabahı biz de inşallah göstermiş olacağız. Bize bu imkanı verdiniz. Tekrardan ben şükranlarımı arz ediyorum. Estağfurullah. Vatandaşlarımıza da saygılarımı sunuyorum. Çok sağ olun. Ağzınıza sağlık diyoruz bizler de. Evet sevgili izleyiciler, Yüksek Nabız programının sonuna geldik. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar 2. sıra milletvekili adayı ve aynı zamanda Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fatih Aydın'ı tanıdık, dinledik. Saadet Partisi ile ilgili elbette ki rahmetli Erbakan'dan kalan pek çok kafamızda anekdotlar vardı. Kendisiyle konuşmayı da çok arzu ederdik ama ilerleyen bölümlerde diyelim en azından bu programımızda Afyonlulara kendisini anlatma ve tanıtma fırsatı vermiş olduk bizler de birlikte ekranlarımız aracılığıyla. Ben her zaman söylüyorum, yine söylüyorum. Önemli olan vatan, millet, toprak ve bayrak bütünlüğüdür. Allah devletimizin, milletimizin, bayrağımızın daimiyetini versin diyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde Türk insanı vefalıdır, cefakardır. Her zaman hakkı olanın hakkını haklının da yanında olmuştur diyorum. Bu bağlamda da bu akşamki programımızın sonuna geldiğimizi iletiyorum. En kısa sürede tekrar buluşmak üzere diyorum. Esen kalın.